Fransa'da gösterime giren bir film 14 yıldır cevabı bulunamayan soruları yeniden ülkenin gündemine taşıdı. Tanrılar ve İnsanlar adlı film Cezayir'de öldürülen 7 Fransız keşişin öyküsünü anlatıyor. Cezayir hükümeti keşişlerin İslamcı militanlar tarafından öldürüldüğünü öne sürüyor. Ancak keşişlerin Cezayir devleti tarafından öldürüldüğü yönünde de bir takım iddialar var. 1996 Cezayir iç savaşın pençesinde. Radikal İslamcı militanlarla hükümet güçleri arasında şiddetli çarpışmalar yaşanıyor. Film, Atlas Dağları'ndaki Tiberin manastırında çatışmaların ortasında kalan yedi Fransız keşişin öyküsünü anlatıyor. Kendi güvenlikleri için ülkeyi terk etmeleri istenen ancak bu çağrıya uymayan keşişler, silahlı İslami Grup adlı örgütün militanlarınca kaçırılıyor. Keşişleri bir daha gören olmuyor. Kısa bir süre sonra da kesik başları bulunuyor aradan onca yıl geçmesine rağmen keşişlerin nasıl ve kimler tarafından öldürüldüğü bilinmiyor. Filmde işte bu soruları yeniden gündeme getiriyor. Resmi teze göre keşişlerin öldürülmesi emrini silahlı İslami grubun lideri Cemal Zeytuni verdi. Ama bu tez herkese ikna etmiş değil. Keşişlerin ailelerini temsil eden avukat Patrick Badoan, cinayetlerde Cezayir Devleti'nin parmağı olduğunu gösteren işaretler bulunduğunu söylüyor. Cette vérité-là, je n'y crois pas. Bu resmi teze inanmıyorum. Başka bir alternatif senaryom da yok. Ama Cezayir hükümetinin bir şeyler gizlediğine dair birçok çelişki ve ipucu var. En yaygın iddialardan biri, Cezayir hükümetinin grubasızlığı ve İslamcıları dünyaya vahşi bir örgüt olarak göstermek için keşişleri öldürttüğü yolunda. Ancak eski terörlü mücadele savcısı bu iddialar için fantezi diyor. No evidence support Böyle bir teoriyi destekleyen Fransız keşişlerin Cezayir silahlı güçleri tarafından öldürüldüğünü gösteren hiçbir kanıt yok. Böyle bir delilimiz yok. Fransa'da keşişlerin öldürülmesi konusundaki soruşturma hala sürüyor. Ancak fazla bir yol alınabilmiş değil. Ve birçok kişi gerçeğin asla ortaya çıkmayabileceğini düşünüyor.